Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te ikon kartları incelediğimiz serinin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki ilk bölümde Debor'u incelemiştik. Kendi takımımda incelemiştim onu. Şimdi Erdo abinin hesabında iki seviye Fowler inceleyeceğiz. Ratingleri gerçekten çok iyi duruyor. Aynı zamanda City ve Liverpool rengi var oyuncunun. Biz de arka tarafa bir Liverpool takımı kurduk. Onu daha verimli kullanabilmek için. Yedek hesabı olduğu için Erde abin de ona da teşekkür ederim. Buradan verdiği hesabını bizlere incelememiz için. Hem bu oyuncuyu almayı düşünen arkadaşlar için fikir edinebileceğiniz bir video olacağını düşünüyorum. Hem de aynı zamanda tabii ki ikon kartlar çok nadir olduğu için de merak eden bir sürü kişi vardır diye düşünüyorum. Maçlar yapacağız onunla birlikte. Kesitler koyacağım. Bakalım nasıl goller atabilecek mi? Ben de merak ediyorum. Oynamadım henüz onunla. Hani farklı şeyler deneyeceğim, şutlar deneyeceğim, işte kaçışını değerlendireceğiz beraber. Nasıl, ne tip bir forvetle tercih edilebilir mi? Bunları göreceğiz bu videoda. Videoyu beğendiyseniz şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda başka istediğiniz ikonlar da varsa bunları da yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Fikirlerinizi de Fowler'la ilgili yazabilirsiniz. Hadi şimdi maçlara geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi maçımıza geçiyoruz. Aslında 2-3 tane maç attım. Şunları oyundan çıktım. Şurada bir tane de rakibim oyundan çıktı. Yani saçma sapan kasma var oyunda. Kasma olduğu için de size o şekilde maçı atmak istemedim. Sonuçta bu inceleme videosu, gidip çözünürlüğü düşürdüm. Yani bilmiyorum, hani çözünürlüğü düşürmek de çok saçma yani böyle bir bilgisayarda oynarken. Oyunla ilgili bir sıkıntı var belli ki. Sunucularla ilgili bir sıkıntı var. Ben yine de çözünürlüğü düşürdüm. Siz hani daha kasmadan izleyebilin diye. Rakibimiz geldi. O da başlangıç düzeyinde bir kadro. Bakalım nasıl bir maç olacak. Başlama vuruşu yapıldı Evet, ve şu an maç kasma başladı. yok ama tabii ki biraz da şey var. Coutinho. Görüntü kalitesinde düşüş var. Neyse, Sterling. kasmasından iyidir arkadaşlar. Öyle idare etmeye Robbie çalışın. Fowler. Şimdi Çünkü Bayern Münih'in hani ağır kasarak hiç topçuları seyir orada. zevki olan bir maç Emre. olmuyor. Ben yine birkaç kesit belki golların attığı Jordi gollerden Henderson. eklerim ama bir maç özellikle hat-trick yaptı mesela. Bilmiyorum, hani normalde iyi diye buradan vurur mu? Ve top kalecide Vurdu, kaldı. kaleci de kaldı. Ronaldo. Diaz. Şimdi Diaz. Daha Orta çok içi bir arkadaşlar fırsat. Fowler'ı inceleme videosu tarzında olacak. İki tane maç böyle atarız. Bir de Fowler'ın attığı golleri de eklerim sizlere. Rakibinden kurtuldu. Topla tek Şimdi başına. karşı Bir karşıya şut attı yine. denemesi. Gol. Gerçekten ben beğendim Kurbağalar ya. Sol ayak olarak özellikle çok iyi, bitiricilik olarak harika falan. bir Tabii ki plase. reytingi çok yüksek Tam da olmasının da kendisinden beklenecek bir bayağı vuruş bu büyük bir işte. etkisi var bunda. Vuruşun gol olacağını Bu arada topun arkadaşlar, ayağında kasan duracağını arkadaşlar resmen. için Her zaman en görmedik ve fazla onun imzasını taşıyan bir vuruş. etkileyen şey Alexander çözünürlük Skriniar. düşürmek. Bunu söyleyeyim. Hani eğer 1920'ye 1080 oynuyorsanız 1280'e 720 oynayın. Yani Henderson. 1280'e 720 oynuyorum ben şimdi. Fowler'ın attığı gol Coutinho. kesitlerinden birazdan görürsünüz zaten. Oradan anlayacaksınız ki Aralarında ne kadar fark paslaştılar. ediyor kasma Ronaldo. olayında. Şimdi rakip geliyor. Hadi dokun ona Ayrel. Henderson. Şimdi bakalım Coutinho. Fowler'ı topla buluşturabilecek miyiz yine? Bir koşu gösterdi, geri bıraktı. İyi, Diaz. rakibimiz topa hakim bu dakikalarda. Lukaku. Tabii ki bunda bizim sistemimizin de biraz şeyi var. Bu arada alt ligde oynuyor gibi olmayayım. Hani Sterling. biraz önceki maçta söyledim de oraya Orta koyar alan mıyım mavi bilmiyorum. hedefliler ve topu Dediğim kazandılar. gibi burada Diaz. tanıyan falan Takım çıkarsa, bu arkadaşına hesapta geliyor. tanımız zor ama tabii ki maçı salıyorum arkadaşlar, bilginiz Romelu Lukaku. olsun. Eğer beni görürseniz, as hesabımda değilsem Pas maç sonuna kombinasyonu kadar oynayıp harika. size maçı veriyorum. Rakip topu zor görüyor. Sterling, Coutinho. Coutinho. Şimdi bıraktı Fowler'ın önüne. Bir anda geçti rakibini. Bakayım buradan Önünde atabilecek kimse mi? yok. Vuruşunu Aa, tam yaptı. adı. Top Ben oyun biraz alanına zorladım geldi. şansımı. Bakalım Köşe kafa vuruşunu vuruşlarında deniyor. nasıl. Şöyle ön direğe bir orta Fowler. atalım. İkinci bir Vurdu ama çok şans. dar açıdan. Oo, çok tuttular şu an Fowler'ı.
Sterling. Babel. Eskiden çok oynadım Babel'le. Sterling iyi plase vurur oradan. Şutu kurtardı. Şimdi Diaz. Luis Diaz. Emrecan geldi. Araya girdi. Yani benim genel yorumumu soracak olursanız şu ana kadar ki Fowler'a bitiricilik açısından çok iyi. Top çekişleri animasyonu fena değil. Şutları bu şekilde. Yani ikon kart sonuçta. Başka istediğiniz ikon kartlar da olursa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Topu o noktaya isteyerek yolladıysa helal olsun gerçekten. Direğin hemen altından kaleye girdi top. Evet, şimdi rakibimiz geliyor. Daha çok artık Fowler'la böyle biraz daha fantezi deneyeceğim. Sterling'e kafa topu attık. Aha, attım onu. Hadi. Helal. Rakibimiz golü buldu. Ronaldo'yla. Güzel geldi. Güzel de bir son pasta. Sakin kaldı son vuruşta. Golü atmayı başardı. Aa, güzel, rakibimiz stoperleri falan yönetiyor. Belki orada bir Smurf hesap falan da bilemedim. Ben Fowler üzerinden oynamaya çalışacağım. Kayıp zaman olarak 2 dakika daha oynanacak. Şu tarafa döndü rakip. Oo, iyi geliyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Moses şimdi bir kontratak şansı. Hakem maçı bitirdi. 2-1. İlk yarıda 2 tane Fowler golüyle öne geçtik. 45 dakikaya başladık. Bakalım ikinci yarıda Fowler neler yapabilecek. Takımın ne yaptı çok önemli değil şu anda. Biz Fowler inceliyoruz. Alexander Zinchenko. Luis Diaz. Loris Benito. Evet, iyi geldi rakip. Orta gelir mi? Ortasını da. Orta çok iyi yere. Atamadı Alisson. Fowler berbat indirdi. Yerinde bir müdahaleyle aldı topu. Robertson geçiremedik pası. İkinci yarıya farklı bir, ikinci maça farklı bir taktikle çıkacağım. Biraz daha böyle bireysel şey sergileyebileceğimiz bir taktikle çıkacağım. Bu biraz daha kontratak taktiği. Olur. Yine koşmadı. Biraz Erdi abi de demişti. Arkaya koşuşlarında sıkıntı var demişti. Yani çok fazla kaçmadı bende demişti. Sanki böyle daha çok topu ayağına istiyor da kendisi sürmek istiyor topu gibi bir profili var şimdiye kadar. Normal atak imkanı olmayan bir sistem. Bir pas. Fowler bakalım ters ayağını vurabiliyor mu? Vuramıyor bu arada. Ters ayağı 3 mü 2 mü bilmiyorum ama hiç yön veremedi. Mesela bunu normalde üst köşeye bırakması gerekirdi. Biz solla devam edelim. Coutinho şutumuzu kurtardı Babel'de. Boş kaleye kaçırdı. Az farklı dışarıda. Önemli bir fırsattı. Harcadılar Murat. Evet sayın seyirciler, maçın bitmesine sayılı dakikalar var. Heyecan durukta. Acaba maç bu skorla mı bitecek? Rakibe bir gol versek mi? Beraber mi bitecek? Geride olmasına rağmen taraftarlar desteğini kesmiyor. Gerçekten güzel. Uzatma durumda. Açık mı acaba? Kazanan takımı her taraftar destekler. Atalım berabere bitsin. Kalecinin çaresiz kaldığı bir anda ama yardımına takım arkadaşı olmadı. Koştu. Topu çizgiden çıkardı. Bu girmezse kendi kaleme atacağım. Diyeceklerdi ki hevesleri cidden kursaklarında kaldı. Fowler'a verdim geri. Girmedi. Söz vermiştik hemen. Çağırmamız lazım. İnşallah beni yanlış anlamaz, şey yapıyor sanmaz da hakem maçı bitirmez. Hadi oğlum. Ya hakem maçı bitirdi. Hayır ya. Çizgide maç bitirdi ya. Gerçekten bu arkadaş da izlerse özür dilerim şimdiden. Atamadım kendi kaleme. Yani kısmet diyelim, şöyle bir yerde bitirdi ki.
Evet, golleri en sona ekleriz. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Evet, ikinci maçtaki rakibimiz de geldi, Borfa. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yine Foller'ın gollerini görebilecek miyiz? En azından kasma olayı halloldu. Çünkü arkadaşlar, bilmiyorum sizde nasıl ama ben kasma olduğunda hiç oyundan keyif almıyorum ben, yani sen bir de. Çözünürlüğü ilk defa, yani oyuna başladığımdan beri ilk defa düşürdüm. Bilmiyorum sizde pek belli olacak mı ama videoda. Yani düşürmek zorunda kaldım çünkü göreceksiniz Folder'ın gol videosunda birkaç golü attığımda eklerim. Orada saçma kasarak oynuyorduk yani. Hazırlıklar tamam. Hakemin işaretiyle maç başladı. Evet, Hakem. bakalım yeni rakibimiz geldi. Muhammed Salah. Muhammed Salah'dan güzel bir pas. Claude Makélélé. Ha, bu arada şu oyuncu isimleri de çok dikkatimi dağıtıyor benim. Kocaman gözüküyor bir de. Coutinho, Sterling, Fowler'ı bekledik. Fowler hadi git artık. Pasını verdi. Fowler'a İyi bir verdik. mücadele sonrası Olmadı. topa hakim oldu. Aa, biz bu maç farklı taktik çıkacaktık. Onu unuttum bak. Ya, durdurayım da hemen. Sadece değiştireyim. Coutinho. Topu orta sahada takımına Çünkü bu kazandırdı. sistemde bireysel olarak Yine alan. göremiyoruz. Bireysel birinin öne Claude çıkacağı bir Makélélé. sistem değil arkadaşlar. Takımın Kart oynayacağı bir sistem. çıkmadı. Sadece serbest Hemen ben vuruş. değiştireyim, devam edelim. Evet, taktiği değiştirdim. Kanatlı sistemi 4-2-4'e geçtik. Şimdi daha çok top sürebileceğiz. Pastore bir kez daha topla buluştu. Coutinho, Fowler. Şimdi daha geniş Robbie alanlar bulmaya başladı. Evet, çektik. Fowler. Plase. Kalecinin tam Kalecinin üstünde üstüne vurdu. gitti. İyi vurdu aslında ama Kalecinin üstüne gitti. Muhammed Salah. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Dan. Şimdi Fowler'ın önüne bir araba sattık, ilerliyor. bakalım. Vuruşunu Yerden vurduk ve gol. Bazen kaçıyor yani, bilmiyorum. Bu sistemde sanki 4-2-4'te daha iyi gibi. Daha fazla açık bulabiliyor. Sistemi değiştirdim bu arada. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği pas Dediğim gibi zor. kontratak Topun havada sisteminde çok fazla süzülüşü yer cidden bulamıyor ama böyle muazzamdı. daha iyi Bu gibi. plase de devamı gelmiyor. Kayıp Coutinho zaman şimdi olarak yine iki Fowler'ın dakika daha önüne oynanacak. şöyle biraz uzaktan Wolves hücum deneyeceğim. atıyor Attı. ve bir Yine attı. Şut konusunda Gregor gerçekten Kvaratskhelia çok iyi ikinci ya. golünü Yani attı. iyi vuruyor. Zeki gibi güzel bir gol. Sanki sert şutları daha iyi Vuruşu vuruyor bu arada. tabii biraz. Evet, bu maç da bitti. 2-0. Evet arkadaşlar, bence Fowler'ı incelediğimiz güzel bir video oldu. Hem şutlarını hem bütün özelliklerini inceleme imkanımız olduğu maçlara attık dostlar. Siz de yorumlarınızı yazın. Hani ne düşünüyorsunuz Fowler hakkında? Beğendiniz mi? Ya da ne daha iyi olabilirdi? Benim yaptığım eksik şeyleri de söyleyebilirsiniz. Benim fikrimi soracak olursanız, fazla araya kaçmasa da bireysel olarak, top sürüş olarak ve özellikle en çok beğendiğim şey sert şutlar konusunda çok iyi gibi gözüküyor. Bitirişini çok beğendim. Yani tercih edilir mi? Edilir bence. Bu fiyat için 112'li bir oyuncu Liverpool ve Manchester City kuranlar için çok mantıklı gibi geliyor bana. 1 milyar gibi bir değerde 98'de oyuncuları bile artık bulamıyoruz. Siz de yakalayabilirsiniz Fowler'ı. Almaz'ı öneririm. Ben beğendim. De Bruyne mu Fowler mı diye soranlar olmuştu. Hani bilenlerden böyle. Aslında ikisi çok farklı oyuncular için bu karşılaştırmayı olduğu için bu karşılaştırmayı yapmıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi City ve Liverpool kadrosu kuruyorsanız Forvet'te onu tercih edebilirsiniz rahat bir şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de istediğiniz oyuncuları yoruma belirtebilirsiniz.